Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı Ramyi Cemretil Akabe. Bu bab, Akabe'yi taşlamak, Leyleten Nehri bayram gecesi, Kable tülû'ül fecri, fecrin tülû'undan evvel, caiz midir, değil midir? Bu meselede ihtilaflı olduğundan bunu beyan buyuracak. Haddesena Ahmed bin Davud, kâle haddesena Ubeydullah ibn Muhammedin Teymiyyü, قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عربة عن عربة أن يوم أم سلمة رضي الله عنها Urve radıyallahu anh rivayet ediyor ki Hazreti Ümmü Seleme'nin Peygamber Efendimiz'e nöbeti Dâre ilâ yevmin nehri bayram gününe devran etti, geldi, tesadüf etti. فَاَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'a emreyledi. Leylete cem'in Müzdelife gecesi en tüfide yine Müzdelife'den inmeyi emreyledi. Faramet o da indi, attı cemretel akabe, akabenin taşlarını attı ve salletil fecre sabah namazını da kıldı, bir Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de kıldı. Kale Ebu Cafer İmam-ı Şafii buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahib oldular ki لَاَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَ Cemretül Akabe'yi remyetmek Leyleten Nehri bayram gecesi قَبْلَ تُلُعَ الْفَزِرِ فَزْرُنْ تُلُعُنْdan evvel caizün caizdir. وَاَحْتَلْكُوا Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi rahimahullah buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim sahip oldular neye? İlâ enne ramye cemretil akabe cemretul akabeyi atmak leyletün nehri bayram gecesi kable tülû'el fecri fecrin şefakın tülû'undan evvel caizün caizdir dediler. Vehteccû hüccet getirdiler fî zâlik bu mesele hakkında bihâdel hadis bu hadisi de hüccet getirdiler. İşte İmam-ı Şafii radıyallahu anh buna zahiptir. Bu hadisten istidlal ederek fecirden evvel taşlarsa caizdir. Fakat sünnet olan tülû şems'ten sonra onda ittifak var. Fakat geceliğini atarsa caiz midir değil midir? İmam-ı Şafii caizdir diyor. Ve kâlû bunlar dediler ki lâ yecûzü caiz olmaz en tekûne ola kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Ümmü Seleme'yi gönderdi ya Ümmü Seleme entekûn Ümmü Seleme radıyallahu anh'a ola sallet-i subha bi Mekke Mekke'de sabah namazını kılmış ola bu imkanı yok Müzdelife'den ine sabah namazını Mekke'de kıla bu olmaz illa vakat kâne ramyuha illa Hazreti Ümmü Seleme'nin Cemretül Akabe'yi taşlaması olur. Ney remi cemretel akabe, cemretül akabeyi taşlaması olur. Kable tülû'ül fecri. Fecrin tülû'undan evvel olur. O taşları atacak da ondan sonra Mekke'ye gidecek. Sabah namazını da Mekke-i Mükerreme'de kılacak. Sabah namazını Mekke-i Mükerreme'de kılmanın imkanı yok. Hatta o taşları atmadıkça. Ne için libe'd ma beynel mevdi'ayni? İki mevzi'nin arası uzak olduğundan dolayı. Öyleyse bu caizdir. Bundan bu hadisi istidlal eylediler. Ve hâleten fî zâlike âherûn. Alimlerin diğerleri buna muhalefet eylediler. Fekâlu dediler ki lâ yecûzü li ahadin hiçbir kimseye caiz olmaz. En yermiyehâ cemretül akabeyi taşlaya kable tülû'ül fecri fecrin tülû'undan evvel taşlamak caiz olmaz hiçbir kimseye. Ve men ramâhâ bir kimse taşlarsa fecirden evvel قَبْلَ تُلُوَ الْفَجْرِ فَجْرٍ tülû'undan evvel فَهْوَ o adam فِي hükmün men bir kimsenin hükmünde olucudur ki lem yermi taşlamadı. O taşlayan taşlamamış gibidir. Ve aleyhi fecirden evvel taşlayan adam üzerine vaciptir. En yu'ider remye remyi iadeydi. Tekrar taşlaya. Nerede? Fî vaktir remyi remyin vaktindeki o da tülû'ü şems'ten sonra. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ yok işlemese, yapmazsa, iade etmezse كَانَ عَلَيْهِ anın üzerine vaciptir. lizalip taşlamadığı için dem vaciptir. Bir kurban vacip olur. Ve kâne minel hücceti hüccetten oldu lehum. Bu ikinci kavle sahip olanlar için fizalif bu semretül akabeyi taşlamada hüccetlerinden oldu ki enne hadel hadise sizin bu rivayet etmiş olduğunuz hadis, Hazreti Urve'nin rivayet etmiş olduğu hadis kaduhtülise ihfihi anda ihtilaf olundu. Yani Hişam ibn Urve, Hişam ibn Urve'den ihtilaf edildi. Hişam ibn Urve, Urve'den rivayet ediyor. Öyleyse Hişam'ın kendisinden genel rivayet ihtilaf var. Feruviye anhu, Hişam'dan rivayet edildi. Alâmâ zekerna zikrettiğimiz şekil üzerine. Ve ruviye anhu, yine Hişam'dan rivayet edildi. Alâ hilâfi zâlik. Bu rivayetin hilafına başka bir rivayette rivayet edildi. Öyleyse Hişam'dan gelen rivayetler muhtelif oldu. Peki bu birinci rivayet ettik. İkinci muhalif olan rivayet hangisi? O da şu. Haddesena Rabi'ü'l-Mezinu. Kâle haddesena Esad. Kâle haddesena Muhammed bin Hazim. Hazim demiş değil. Haynen. Hazim. An Hişam ibn Urvete an ebihi. An Zeynebe binti ebi selemete. An Ümmü Selemete radıyallahu anha. Şimdi hadis mevsul muttasil geliyor. Hişam ibn Urve babası Urve'den, Urve'de Zeynep binti Ebi Seleme'den, Zeynep'te Hazreti Seleme radıyallahu anhadan. Kâlet Ümmü Seleme radıyallahu anha buyurdular ki emeraha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'yi emreylemiş ki emr nehir bayram günü en tüvafiye muvafat etsin, birleşsin me'ahu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle salat-ı sübh sabah namazında bir Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de birleşti. En tuvafiye me'ahu yani Resul-i Ekrem Efendimiz sabah namazını Mekke-i Mükerreme'de kılacak. Ümmü Seleme radıyallahu anh'tan Mekke'de kılacak, orada birleşecekler. Bu böyle rivayet edildi. Öyleyse bu rivayet şunu ifade ediyor ki Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'a emrediyor. Hangi günü? Yevmen nehri kurban bayramı günü. Kurban bayramı günü hele Mekke'ye gitmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mine'de, Ümmü Seleme radıyallahu anh'a da Mine'de. Ona emrediyor bayram nehir günü ki yarın sabah namazında Mekke'de buluşalım. Emri nesil en tuvafiye me'hu salata sübhi bi Mekke. Mekke-i Mükerreme'de bayramın ikinci günü sabah namazında birleşelim ki ikinci gün oluyor. Bu başka, öteki başka. Öteki ne? Bayram günü sabah namazını Mekke'de kılacak. Bunda da diyor ki bayram günü vaatleştiler. Vaatleştiler ki ikinci gün Mekke'de buluşacaklar. فَفِي هَذَا الْحَد۪يسِ Bu hadisi şerifte olucudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emeraha Ümmü Seleme radıyallahu anh'a emreyledi. Neyle? Bima'ul bir şeydeyke emeraha onu emreyledi. Bihi anında minhada bundan. Yani sabah namazını Mekke'de birleşmelerinde bunu emreyledi. Bu emri ne vakitte yaptı? Yevmen nehri. Bayram günü yaptı. Bu emri bayram günü verdi Hazreti Ümmü Seleme'ye. Fezalike o da ala salati subhi sabah namazı üzerine oldu. Fil yevmillezi ol bir gündeki ba'da yevmin nehri nehir gününden sonra gelen günde oldu. Yani ikinci günde. Emir birleşmeleri ikinci gün olacak. Ve hâda bu hilafül hadis-i evvel. Evvelki hadisin hilafıdır. Fakat acele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tacil etti. Eyza böylece min ezvacihi ezvacından Ümmü Selemete radıyallahu anha Ümmü Seleme'yi tacil etti. Yani Müzdelife'den acele indirdi. Fekâne mudayyuhum onların gitmeleri oldu ila minen minaya ve biha minede sallu salate subhi sabah namazını kıldılar. Ve lem yeteveccehu, teveccüh etmediler. Heyneyizin o vakit ila Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye teveccüh etmediler. Müzdelife'den, Beni Abdülmuttalib'in çocuklarını, gılmanlarını, acezeki ruhunu ve Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme hepsini beraber acele indirdi. Bunlar gittiler. Hatta diğer rivayette de geliyor ki güneş şura etmemiş, taşı atmayın tembih etti onlara da. Onlar bayram günü Mine'deydiler. Mekke-i Mükerreme'ye kimse gitmemişti. فَمِنْ مَا رُوِيَ فِي ذَٰلِكِ Bu mesele hakkında rivayet edilen hadislerdendir. Maşhur bir hadis ki haddesena Ahmed bin Davud kâle haddesena Yakub bin Hümeyd kâle haddesena Abdülaziz bin Muhammed an Ubeydullah ibn Ömer an Abdurrahman ibn Kasım an abihi an Ayşe'te. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyor ki enne Sevde binti Zema'a ezvâcı mütahharattan Sevde binti Zema'a İstezenet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den izin talep buyurdular. Ki en tusalliye yevmen nehri bayram günü kıla es-sübhe sabah namazını bimüne minada kıla feezine leha Resul-i Ekrem Efendimiz de Hazreti Sevde'ye izin verdi. Ve kânet Hazreti Ayşe diyor ki oldu el mer'etü kadın hangi o kadar Hazreti Sevde'de olduydu sebitaten ağır hareketli olduydu. O izin istedi. İzdihama kalmaması için izin istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz de izin verdi. Gitti. Fevedittü ben de arzu ettim ki enni istezentu keşke ben de izin isteseydim de kemeste ezenetu Hazreti Sevde izin aldığı gibi ben de izin alsaydım da ben de gitseydim. Bunu arzu ettim ama istememiş kalmış cemaatle beraber fecir tülü ettikten sonra Müzdelife vakfesini yapmışlar sonra Mina'ya hareket etmişler. İşte bir bu hadis de geliyor ki Hazreti Sevde sabah namazını Mina'da kılmaya gitti. Mekke-i Mükerreme'de değil. Ümmü Seleme de beraber. Öyleyse Ümmü Seleme de Mina'da namaz kılmış. Mekke'de değil. Haddesena Rabi'ü'l-Mezinu kâle haddesena Esad kâle haddesena Süfyan an Amr bin Dinar an Salim bin Şevval. Amr bin Dinar Salim bin Şevval'dan rivayet ediyor. Bu Salim Ümmü Habibe radıyallahu anh'ın kölesi. Ennehu semi'a Salim ibn Şevval diyor ki ben işittim. Ümmü Habibete radıyallahu anh. Hazreti Ümmü Habibe'yi işittim. Tekulu buyururdu ki Künna nugallisu. Biz gales vaktinde, karanlık vaktinde ginerdik. Ala ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in zamanında minel müzdelifedi müzdelifeden ila minel müneye. Gales vaktinde. Yani şafak attı, atmadı işte. O vakitte hemen Mine'ye inerdik. Fefihâde işte bu hadis-i şerifte orucudur ki ennehum kânü yufîdûne bunlar ifade ediyordular. Yani iniyordular. Ba'de tülû'ül fecri. Fecrin tülû'undan sonra fecir tülû ediyor. Gales vakti, sabah namazının ilk vakti. Başlar başlamaz hemen onlar iniyordu. Daha cemaat hareket etmeden. Çünkü cemaat fecir tülü ettikten sonra namaz geliyordular, zikir ediyor, vakfe yapıyordular. Tülü-ü şemsten biraz evvel iniyordular. Tülü-ü fecre, tülü-ü şemsin arasında epey bir mesafe var. Peygamber Efendimiz zayıf olan ve kadınları hemen fecir tülü eder etmez gales vaktinde indirirdi. Ama gene tülü-ü fecir var idi. Tülü-ü fecirden sonra indirirdi. فَهَذَا بُ اَبْعَدُ لَهُمْ eb'adu daha uzaktır lehum o birinci cümle için mimma fil hadisi levvel. Evvelki hadiste olan şeyden çok uzaktır bu. Evvelki hadiste diyor ki Mekke-i Mükerreme'de kılacak diyor. Halbuki vakitte Mine'de namaz kıldılar. Vakat zekerna fil babillezi kable hazel bab. Bu babdan evvel olan babda biz zikriyledik. Fi hadisi Esma, Esma'nın hadisinde orada hadis kelimesini okusan. Enneha Hazreti Esma radıyallahu anh ramet attı. Sümme recaat ila menzilha sonra menziline gitti. Fasalletil fecre fecrde kıldı. Esma bin Tevbe-i Bekir hakkında bu evvelki bakta zikreyledik ki erkenden gitti. Şeytanı taşladı. Ondan sonra menziline gitti. Sabah namazını da kıldı. Fekale leha Abdullah kölesi Abdullah ona dedi ki lekat gallestina bizi karanlıkta getirdin. Yani fecir attı. Ortalık ışıklamadan bizi getirdin. Fekalet Hazreti Esma bint Ebu Bekir buyurdular ki Rahhasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ruhsat verdi Lizzu'ni ihtiyar kadınlar için izin verdi. Bizim için caizdir buyurdu. Feakberet Hazreti Esma haber verdi ki Ennema ol bir şey ki قَدْ كَانَ رَخَّسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ruhsat verdi. فِي ذَلِكْ bu meselede kim içindir? Zü'uni ihtiyar kadınlar için ruhsat verdi. Huve o nedir? El-ifâdetü minel Müzdelife. Müzdelife'den inmektir. Ruhsat verdi ki Müzdelife'den inin. Fî vakti maşur bir vakıtta ki yesirûne ilâ minen. Mine'ye giderler. Mine'ye seyruret ederler. Onlara işte Müzdelife'den inmeye müsaade etti. O ifadedir. Fî halin bir halda ki مَا لَهُمْ اَنْ يُسَلُّوا Onlar için olmadı. مَا لَهُمْ onlar için olmadı ki اَنْ يُسَلُّوا kılarlar salate sulhü. Sabah namazını kılmazdan onlara inmeye müsaade etti. Müzdelife'de namaz kılınıp vakte yapılacaktı. Fakat bu ihtiyarlara, kadınlara, bunlara Resul-i Ekrem Efendimiz müsaade verdi ki siz namaz kılmazdan hemen karanlıkla hareket edin. Gidin Mine'de namazınızı kılın. Peygamber Efendimiz'in ruhsat verilmiş olduğu budur. Şeytanı taşlamak değil, Müzdelife'den inmektir. وَلَمَّا ظَرَبَ حَد۪يسُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ عَلَى مَا زَكَرْنَا İşte bu zikrettiğimiz şey üzerine Hişam ibn Urve'den rivayet edilen hadis müzdarip oldu. Rivayetler birbirini tutmadı. لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ amel olmadı. Ne ile? بِمَا رَوَاهُ Hammad bin Seleme. Hammad bin Seleme'nin rivayet etmiş olduğu hadisle amel olmadı. Evla daha evla olmadı. Neden? Mimma ravahu Muhammed bin Hazim. Muhammed bin Hazim'in rivayet ettiğinden daha evla olmadı. Hammad bin Seleme diyor ki Ümmü Seleme Peygamber Efendimiz'den izin istedi. Sabah namazını bayram günü Mekke'de kılmaları rivayet etti. Bu rivayet Hammad bin Seleme'nin rivayeti. Halbuki Muhammed bin Hazim diyor ki hayır bayram günü vaatleştiler. Bayramın ikinci günü Mekke-i Mükerreme'de buluşacaklarını haber verdi. Öyleyse hangisiyle amel evla oldu? Daha Muhammed bin Hazim'in rivayetiyle amel daha evla oldu. Çünkü Hişam ibn Urve'den gelen rivayet muhtelif. وَقَدْ ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَ فِي حَدِيسِ Hammad bin Seleme hadisinde de zikreyledi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا اَرَادِ بِتَعْجِيلِهِ Ümmü Seleme'te Ümmü Seleme radıyallahu anhayı acele göndermesinde اِلَى حَيْسُ عَجَّلَهَا nereye gönderdiyse rivayetler muhtelif ya Mekke yahut da Mine'ye لَاَنَّهُ يَوْمُهَا o günü onun yevmiydi. Yani ezvac-ı mütehârat arasında növbet Ümmü Seleme'de idi. Ki اَيْلِ يُصِيبَ مِنْهَا فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ növbet onun olduğundan o günü Resul-i Ekrem Efendimiz onun nöbetinde bulunsun diye isabet etsin. نَيْمَا يُسِيبُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ bir adam kendi ehlinden ne temettü ederse o günü temettü etsin kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi yemin nehri. Bayram günü. فَلَمْ يَبْرَحْ بِمُنَنْ öyleyse Mine'de oldu. Oradan gitmedi. وَلَمْ يَتُفْ Resul-i Ekrem Efendimiz de bayram günü Mine'deydi. Velem yatuf tevafı ziyareti, ziyaret tevafını da yapmamıştı. İlerleyip geceye kadar Peygamber Efendimiz gece tevafını yaptı. Öyleyse madem nöbet Ümmü Seleme'nindir, Ümmü Seleme'ye ne hacet vardı ki? Ehliyeş yolda aşağıda gelecek. Nöbet demek onun ikinci günüydü, o günü değildi. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني محمد بن طارق عن طاووس وابو زبير عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما طاووس وابو زبير Hazreti Ayşe ve İbn Abbas'tan rivayet ediyorlar ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ahhara tavafı ziyareti ile leyl ziyaret tavafını, farz olan tavafı geceye bıraktı, gece yaptı. Bayram günü yapmadı, gece yaptı. Haddesena Fehdü ibn Süleyman kâle, haddesena Ahmed ibn Hümeyd kâle, haddesena Ebu Halid el-Ahmer, en Muhammed ibn İshak, en Abdurrahman ibn Al-Qasim, en Ebihi, en Ayşe'de, enneha kâlet. Hazreti Ayşe buyurdular ki, Efade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ifade eyledi, yindi min ahiri yevmihi, o günün ahirinde. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَتُفْ تَوَافِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اِلَى اللّٰهِ. Peygamber Efendimiz ziyaret tavafını bayram günü geceye kadar yapamadı. Gece indi yaptı. Öyleyse bu rivayetlere nazaren istihale muhal olur ki en yekûne bih. Peygamber Efendimiz de ola ila hudur Ümmü Selemete radıyallahu anha. Ümmü Seleme'nin huduruna ila Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'de kabli zalik. Peygamber Efendimiz daha tavafını bitirmezden evvel Resul-i Ekrem Efendimiz için ola hacetun bir ihtiyaç ola Ümmü Seleme'ye. لَاَنَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُهَا. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'yi niçin murad ediyordu? Onu murad ediyordu. لَاَنَّهُ فِي يَوْمِهَا. Peygamber Efendimiz onun nöbetindeydi. وَلِيُسِيبَ مِنْهَا مَا يُسِيبُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ. Bir adam ailesinden nasıl temettü ederse Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'den temettü etmek için idi. وَذَٰلِكَ لَا يَحِلُّ. Bu da helal olmaz. لَهُ Peygamber Efendimiz'e مِنْهَا Ümmü Seleme'den illa ba'dat tavaf. Resul-i Ekrem Efendimiz'in tavafından sonra olur. Çünkü tevaf edinceye kadar kadınlara tekerrüt caiz değildir. فَاَشْبَهُ الْاَشْيَاءِ عِنْدَنَا. Bizim indimizde eşyaların en güzeli, hakikaten en yakını, vallahu alem, en yekûne emeraha. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'a emretmiş ola. Neyi? En tuvafiye salate subhi bi Mekke. Mekke-i Mükerreme'de sabah namazında oraya vara, en tuvafiye vara, salata subhina ve sabah namazına bir Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye ne vakitte fi gadi yevmin nehri, bayram gününün ertesi günü. Bayram gününün ertesi günü sabah namazı Mekke'de olan. Fi vaktin bir vakitteki yekûnu fihi, Peygamber Efendimiz o vakitte olur, helalen helal olur bir Mekke'te, Mekke'de. Çünkü Peygamber Efendimiz de geceliğin tevaf etti, Mekke-i Mükerreme'ye indi. Ve Hazreti Ümmü Seleme de sabah namazını Mekke-i Mükerreme'de kıldı. O vakitte Peygamber Efendimiz'e de ailesine tekarrub etmek helal olur. Ve kad alimel müslimune, Müslümanlar bildiler neyi? Vakta remyi cemretül akabe, cemretül akabeyi taşlama vaktini bildiler ki yevmin nehri, bayram günü ne ile bildiler? Bi fiali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in fialiyle. Bayram günü Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de değildi ki Ümmü Seleme de bayram günü sabahta orada Mekke-i Mükerreme'ye insin de orada buluşsunlar. Bayram günü Peygamber Efendimiz Cemretül Akabe'yi taşladı. Bütün Müslümanlar bunu Peygamber Efendimiz'den öğrendiler. Tavafi gece gitti yaptı. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni ibn-i Cüreyci an Ebu Zübeyir an Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Rema Cemretel Akabe, Cemretül Akabe'yi taşladı yevmen nehri, bayram günü duhan kuşluk vaktinde. Ve ma sivaha, diğer günleri de taşladı ba'de zeval, zevaldan sonra. Bu da serih ki Peygamber Efendimiz bayram günü kuşluk vakti Cemretül Akabe'yi taşladı ve ümmeti Muhammed'e de öylece öğretti. Mekke-i Mükerreme'de değildi, Müne'deydi. Diğer günleri de Peygamber Efendimiz zevaldan sonra taşladı. Haddesena Ahmed bin Davud kâle haddesena Süleyman bin Harbin kâle haddesena Hammad bin Seleme an Ebu Zübeyir an Cabirin radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ahmed bin Davud terikile de rivayet ediyor. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. محمد بن خزيمة ترجمة إمام الطحاوي أين حديث شريف zikrediyor. فعلم المسلمون, Müslümanlar bildi بذلك bununla ki أن الوقت الذي ol bir vakit ki رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz attı fihi o vakitte el cimare, cimare huve vaktuha, işte cemrelerin vakitleri odur. Bayram birinci günü duha vakti, kuşluk vaktidir. Diğer günler de zevaldan sonradır. İşte bu hadis-i şeriflerle bu sabit oldu. Fe'eredina biz murad ettik. Kendinden sonra bakalım ki hele rakhasa liddaafeti, zayıf olan adamlara ruhsat verdi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Firremyi, taşları atmada, cemreleri taşlamada. Kable zalike, bu vakitlerden evvel ruhsat verdi mi, emla vermedi mi? Peygamber Efendimiz vakitleri tayin etti. Birinci günü kuşluk vakti, öteki günler zevaldan sonra. Peki zayıf olanlara bu vakitlerden evvel kimseye ruhsat verdi mi vermedi mi, bunu araştırdık, buna baktık. Fevecednâhu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i bulduk. Tekaddüm etti. İlâ da'afeti Beni Haşim. Beni Haşim'in zayıflarına. Hîne kaddemehum, onları tekdim ettiği vakitte ilamine mineye. Onları tekaddüm etti, dedi ki en la termu, atmayalar. El cemreti, cemreyi, taşları atmayalar. İlla ba'de tülû'u şems, illa tülû'u şemsten sonra atalar. Bunu bulduk. Yani onları erkenden gönderdi ama fakat taşları vaktinden evvel atmamalarını onlara tembih buyurdu. Fe'alimna bizalik, onunla bildik ki enne da'afete, zayıf olan adamlar lem yurhas lehum, onlar için ruhsat verilmedi. Lahut lem yurhas lehum, onlar için terhis edilmedi. Fizalik bu mesele hakkında. Yahut da lem yurahhis, Peygamber Efendimiz terhis etmedi lehum onlara fizalik bu taş atmakta. En yetekaddemu, tekaddüm edeler ala gayri da'afete, da'afeden evvel, vaktinden evvel atalar, böyle bir ruhsat vermedi onlara. Erkenden yinmelerine ruhsat verdi ama fakat taş vakti gelinceye kadar beklemeleri tembih eyledi. Ve enne vaktarem yihim cemiyan, daif olsun olmasın bunların hepsinin remi vakti vaktun vahidun, bir vakıttır. Ve o da nedir? Ba'de tulu'u şemsi, güneşin tulu'undan sonradır. Daif olsun, daif olmasın hepsinin vakti birdir ve budur. Fehâzâ huve veçhu hâzel bâb, işte bu babın veçhi budur. Min tarikil asar, eser tarikiyle bu babın veçhi budur. Ve emmâ min tarikil nazar, ama nazar tarikinden olursa fe innâ kad reynâhum, biz onları gördük, ulemayı ki eşme'u icmail ediler ki enne remye cemretil akabe, cemretil akabenin remyi, ona taş atmak diyor. Misani, ikinci günü, ba'de yevmin nehr, bayramdan sonra gelen ikinci günü, filleyli, geceliğin atmak, gable tülü'ül fecr, fecrin tülü'undan evvel, enne zâlike bu la yücizihi, ona kifayet etmez. Atsa ona ikâfi gelmez. Hatta yekûn, hatta ola remyuhu, onu taşlamak laha, o cemreyi, fiyemha, kendi o günü ola. İkinci günü, onun vakti nedir? Zevaldan sonra. Zevaldan sonra atacak. Peki ikinci günü geceliğin atsa caiz olur mu? Olmaz. Yani İmam-ı Şafii ve diğerleri de diyor ki bu olmaz. Öyleyse فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ, buna nazaran en yekûne kezalik, böylece ola hiye o cemreyi, cemretül akabeyi taşlamak fi yevmin nehri, bayram günü cemretül akabeyi de taşlamak böyle ola. La yecûzu, caiz olmaya en türmârem yoluna illa fi yevmiha, onun gününde. Yani geceliğin değil. Onun günü de nedir? Tülû'u şemsten sonradır. Ve imkâne ba'du yevmiha, her ne kadar o günün bazısı olduysa da fizalik bu taşlamak hakkında eftale min ba'din, bazısından eftal olduysa da, mesela birinci günü vakti tülû şemsten evvel ta gruba kadar caiz ama zevala kadar aftal. Zevaldan sonra da caiz. Bazısı caiz, eftal, bazısı eftal değil ama hepsi caiz ya. Fakat caiz o günü olacak. El yemüssâni, ikinci günü er-remyü fîhî, onda da remi eftalü mine'r-remyi fî ba'dî, ikinci günü de zevaldan sonra başlar. Onun da bazısında eftaldır. Yani nasıl? Zevaldan sonra gruba kadar eftaldır, o vakitte atması lazım. Şayet olur ki gündüzün kavuşamazsa gecede atar, geceler gündüzlere tabi. Fakat o da caiz ama vaktinden evvel caiz değil. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e ve Muhammedin rahmehullâhu teâlâ. İşte bu üç imamın kavli de budur. Bunlar da birinci günü Cemretül Akabe'yi güneş tuluğundan itibaren başlar, evliya kadar atması sünnettir. Akşama kadar da bila keraha caizdir, gece de meal keraha caizdir. İkinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, bunlarda da zevaldan sonra başlar gruba kadar. Gruba kadar ikinci ve üçüncü güne eğer atamazsa geceliğinde atabilir ama dördüncü günü grup bitti mi daha atamaz. Vakit tamam olmuştur. Fakat vecedtu fi kitab-ı Abdullah bin Sübeyt bi hattihi anil Esrem. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki Abdullah bin Sübeyt'in kitabında buldum. kendi yazısıyla, o da Esrem'den rivayet ediyor. Mimma zekerelena Abdullah bin Sübeyt, Abdullah bin Sübeyt'in zikretmiş olduğu şeyden benim bulduğumda. Ki ennel Esrem'e, Esrem ecazehu, ona icazet verdi. Limen ketebehu min hattihi zalik, bir kendi bu yazısından kim yazarsa onlara icazet verdi ki yani siz de yazın. Ve ecazehu lene Abdullah bin Sübeyt anil Esrem. Abdullah bin Sübeyt de Esrem'den rivayet etmiş olduğu bu rivayeti bize icazet verdi. Yani Ebu Bekir. Ebu Bekir kastediyor. Yani Esrem iki zaten ismidir. Bir Hakim, bir de Ebu Bekir'ül Hafiz. Buradaki Esrem mutlak geldiğinde onu izah ediyor. Diyor ki yani Ebu Bekir. Buradaki Esrem'de murat Ebu Bekir'ül Hafiz'dir. Bu rivayette gelen Esrem bu. Bu Ebu Bekir'ül Hafiz kâle dedi ki, kâle li, bana dedi. Kim? Ebu Abdullah, Ebu Abdullah dedi. Yani Ahmed bin Hanbel'i. Ahmed bin Hanbel'i kastediyor. Rahimehullah. Haddesena Ebu Muaviye. Ahmed bin Hanbel diyor ki Ebu Muaviye bize rivayet eyledi. Kimdir? An Hişam ibn Urve'te an ebihi. Hişam'dan, o da babası Urve'dir. O da kimden? An Zeynebe an Ümmü Selemete radıyallahu anha. Zeynep'ten, o da validesi Ümmü Seleme radıyallahu anha'dan rivayet ediyor ki enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emerha, Ümmü Seleme'yi emreyledi. En tuvafiyehu, ona muvafat ede ulaşa yevmen nehri, bayram günü bir Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de. Ve lem yüsned zalik, bunu böyle Peygamber Efendimiz'e isnad etmedi. Muttasilen zikri eylemedi. Gayru Ebi Muaviye, Ebu Muaviye'den başkası. O Urve'den, Urve de Zeynep'ten, Zeynep de Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Böyle zikreyledi Ebu Muaviye. Halbuki Ebu Muaviye'nin gayrisi bu hadisi mürsel olarak zikreylediler. Arada Zeynep'in ismi yok. Ve huve hatav. Bu Ebu Muaviye'nin rivayeti hatadır. Ahmed bin Hanbel öyle biliyor ki bu rivayet hatadır. Kale Ahmed, Ahmed dedi ki İmam Ahmed bin Hanbel. Ve kâle Vekî'un, Vekî rivayetiyle de an Hişam'in, Hişam'dan an ebihi, o da babası Urve'den mürsele, mürsel olarak. Mürsel olarak zikreyledi, yani arada Zeynep'i zikreylemedi. Ümmü Seleme'den rivayet ediyor ki enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emerha, Ümmü Seleme'ye emreyledi. En tuvafiyehu, ona ulaşa salata subhi, sabah namazında. Kâle Ahmed, İmam Ahmed bin Hanbel buyurdular ki ve kâle Vekî'un, Vekî buyurdu kimden? Rivayet eyledi an Hişam'in, Hişam'dan. O da kimden? Ebihi, babası Urve'den. Ne olduğu halde rivayet eyledi? Mürsel'e, mürsel olduğu halde. Yani mürsel burada Zeynep arada zikredilmiyor. Rivayet eyledi ki ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emerha, Ümmü Seleme'yi emreyledi. En tuvafiyehu, ona muvafat ede, gide ulaşan ne vakitte? Salat-ı subhi yevmen nehri, bayram günü sabah namazında ona gide ulaşar. Bir Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de. Ev nehru hâze, yahut da bunun gibi bir rivayet eyledi, buna benzer. Şimdi bu hadis mürsel olduğu halde Ebu Muaviye bunu muttasil olarak zikrediyor. Şimdi muttasil olması bir defa hata, hadis mürsel. Mürsel ama İmam Ahmed bin Hanbel bu hadisi pek yerinde görmüyor. Bir rivayeti sahih görmüyor. Kale İmam Ahmed bin Hanbel buyurdu ki وَهَذَا اِذَا عَجَبٍ, bu da teaccüb olunacak bir şeydir. Kale Ebu Abdullah, İmam Ahmed bin Hanbel dediler ki وَالنَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz مَا يَسْنَعُ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ, bayram günü Mekke-i Mükerreme'de ne yapacak? Ne işledi o günü? Kennehu yunkiru zalik, bunu inkar ediyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü Mine'de ef'al-i haccı öğretiyordu. Cemretül Akabe'yi, o kuşluk vakti taşladı. O gün Mekke-i Mükerreme'de ne yapacaktı? Yani bu hadisin senedinde zafiyet olduğundan ve rivayete pek müstakim gelmediğinden İmam Ahmed bin Hanbel taaccüp ediyor. Kale İmam Ahmed buyurdu ki feci'tu ila Yahya bin Sa'id'i. Ben Yahya bin Sa'id'e geldim. Feseeltu bu meseleyi sordum. Fekale buyurdular ki an Hişam'in abihi enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emra. Bunu Hişam babası Urve'den rivayet eyledi. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emerha Ümmü Seleme'yi emreylediler ki en tuvafiye ona muvafat ede, ulaşa. Hadis bu kadar. En tuvafiyehu değil. Hadis en tuvafiye. Şimdi hadis evvela mürsel. Hişam Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Arada Zeynep'i zikretmiyor. Hadis mürsel. Sonra hadiste en tuvafiye geliyor. En tuvafiyehu değil. Böyle rivayet sordum diyor Yahya ibn Sa'id'e. O da böyle dedi ki hadis böyledir. Leyse şenu. Bunun beyanı değildir. Yani başka türlü değildir. En tuvafiyehu değildir. En tuvafiye ha yok. Kale ve beyyenezi işte bu rivayet beyan ediyor. Ney ferga yevmin nehri salatel fecri bil abtahi. Yevmin nehrin fergini. Yevmin nehr nerede? Salatel fecri sabah namazını bil abtahi abtahte. Abtahte şey dedim. Abtah Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer Mine'den sayılır. Yani burada buluşalım. Yoksa Mekke-i Mükerreme'de değil. İşte bu böyle rivayet etti diyor Yahya bin Sa'id. Kale İmam Ahmed diyor ki ve kale li Yahya. Yahya bin Sa'id bana dedi ki sel Abdurrahman. Abdurrahman'a da sor. Rivayet böyledir. Abdurrahman da kimdir? Huve ibn-i Mehdi'nin ibn-i Mehdi'dir. Feseltuhu ben gittim Abdurrahman ibn-i Mehdi'ye sordum. Fakale dedi ki hakeza böylece rivayet gelmiştir. An Süfyan'e Süfyan'dan en Hişam'e Hişam'dan en Ebiho'da babası Urve'den tuvafiye tuvafiyedir. En tuvafiyehu değil. Yani oraya gelsin insin. Hazreti Ümmü Seleme diyor ki sen bayram günü abtaha gelin sabah namazını orada kıl. Sümme kaleli Ebu Abdullah sonra İmam Ahmed bin Hanbel diyor bana dedi ki Esrem'e dedi ki Rahimallahu Yahya Yahya'ya Allah rahmet eylesin Yahya bin Sa'id'e ma kâne azbatahu zaptı ne güzel idi ve şeddehu ne güzel kuvveti ve şiddeti zaptı var idi kâne muhaddisen muhaddisidir ve esna aleyhi ona sena etti o nimet eyledi fe ahsene esna aleyhi onun üzerine yapmış olduğu meti de güzel yaptı. Bu rivayette burada bitiyor. İmam-ı Tahavi'nin ayrıca bahsi bitirdikten sonra ona talikat olarak getirmiş olduğu hadis ki yani bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel pek yerinde görmüyor İmam-ı Şafii'nin delil getirmiş olduğu hadisi. Onun için bir izahatı da burada vermiş oldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.